Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi size sorayım bakayım. Hamd ile şükür arasındaki farkı yapmak istiyorum. Ama bakıyorum ki siz psikolojiye daha müsaitsiniz. Psikoloji yapayım. Tamam doktor. Hamd ve şükür yapacaktım. Arasındaki fark. Fakat ikisini devam ediyorsunuz. İkisi bir anda cem olmuyor işte. Ama ben şimdi bak vazgeçtim. İçerideki plan şey. Biraz böyle hamd ve şükür arasındaki farkı. Bu gençler gençlere gitmez ama psikoloji gider. Bizde namazı kıla kıla namaza da ülfet edip alıştık. Kıymetini ondan bilmiyoruz. Yani Müslüman bir aileden olduğumuz için imanı da İslam'ı da öyle pahalıya almadık. Yani bu sefer namaza o kadar ülfet ettik ki kıymetini pek bilmiyoruz. Oysa şöyle düşünün, dünya böyle yuvarlak, ortasında mağma var. Bir sürü nükleer patlamalar oluyor. Madenler arasındaki ilişkilerde, çelişkilerde. Şimdi düşünün bir nefes alacak menfezi olmasa, nefes alacak bir taliyesi olmasa dünya paramparça olur. O volkan işte. Ruhun da bu kafeste darlanıyor. Cesette. Teneffüs edebilmesi için namaz penceresiyle ediyor. Namaza biraz alıştığımız için pek kıymetini bilmiyoruz. Acaba namazdan 3 gün uzak kalsan nasıl olurdu? 3 gün uzak kalsan? El cevap. Namaza bir gün kalkamayan dostumun bana nasıl ağladığını unutmam. Yani namazdan 3 gün uzak kalsanız, esir olsanız, hasta olsanız, ameliyat vesaire, o da semavi bir özür. Seyahat ediyorsunuz kasten, eğlenceden, 3 gün oruç namaz kılmadınız, geldiniz Strasbourg'a, vay be ben ne yaptım diye. Ben namaza alışan bir dostumun bir tane namazı sabaha kaçırıp nasıl ağladığını hiç unutamam. Onun için burayı yazdım. Sizler de namaza kalkamadığınız zamanda nasıl o gün üzüntülü ve harap geçtiğini fark etmişsinizdir. Eğer sabah namazını kaçırıp muzdarip olmuyorsanız ruhunuz namaza doymamış demektir. Eğer ruhumuz namaza doymuş olsaydı kılmayınca ruhun öyle rahat bir şey olmamış gibi rahat olamazdı, dünyada dolaşamazdı. Ruh alışmadığı için. Eğer ruh doymuş olsaydı, gıdasız kalan bir sistem ne olurdu? Aynı olur. Mesela akciğer nefessiz kalsa. Üstten alttan çiğneyip ezen dişin olmamış olsaydı. Diş, üstten ve alttan çiğneyen dişin olmasaydı lokmayı nasıl ezerdik? Ondan ne lezzet alabilirdik, ne de yutabilirdik, ne de menfaatlanabilirdik. Mesela diş onu parçalıyor, artık dişin parçalamayacak hale geliyor, sonra tükürük onu kimyasal yapıya, yapısını çözüyor ve dilin altındaki sinir uçlarıyla lezzet alma yerine bilgi gönderiliyor
Burada anlatılmak istenene geleceğim. Bak, alt diş, üst diş olmasa ne ondan lezzet alırdın, ne ondan da yararlanabilirdin, ne de yutabilirdin. Aynen bunun gibi. Aynen bu örnek gibi. Hayat da çift yönlüdür. Hem güzellikler hem de çirkinlikler barındırır. Ta içinden, lübünden yol bulasın diye. Mesela bak, bu yukarı itiyor. Bu aşağıya itiyor. Alt olmadığını kabul edin. Ne olur? Alt yok. Yine hiçbir şey olmaz. Üst olmadığını kabul edin. Ne olur? Gene hiçbir şey olmaz. İstifade edemez, parçalanmaz. İkisi dikkat edin. F1, F2. İki kuvvet çarpışmasından ortaya bir eser çıkıyor. Gıda parçalanıyor. Mideye uygun oluyor. Çözünürlüğe müsait oluyor. Tükürük onu çözüyor. Lezzet alıyoruz. Tek yönlü diş olsa alamazdın. Hayatta tek yönlü olamaz. İyi hep iyilik. Olamaz. İyilik kaybolur. Adem Aleyhisselam'ın cennetteki hali gibi olur. Tek yönlü hayat, tek yönlü diş gibidir. Tamam doktor. İyilikler, kötülükler. Hadisenin içi bize mesajlarla dolu. Anlaşılıyor değil mi ya? Yani tek yönlü bir şey parçalanmıyor. Hadiseyi nasıl parçalayacaksın? İyilik olacak, kötülük de olacak. Tak! İkisinin dışında insan inşa oluyor. Hani bana sormuşlardı Almanya'da bir cenaze evinde. Cenaze sahipleri, dünürleri imiş. Felsefe öğretmeni varmış orada iki tane. Böyle birisiydi. Karabalıktı. Benden herhalde bahsetmişler. Böyle birisi geliyor diye. Gittim oturdum. Bana sordu. Felsefeciymiş. Öğretmenmiş yani Türkiye'de. Hocam bir şey sorabilir miyim diyor sohbetinize başlamadan önce. Sorun dedim. Sizin için nurcu diyorlar dedi. Doğru mudur dedi. İnşallah öyledir dedim. En küçük efradındanız. Eğer dedi özel olmazsa bir soru sorabilir miyim bir daha? Sor kardeş. Nurculuk sana ne getirdi dedi. Nurculuk sana ne getirdi, ne verdi? Dedim ki ben nurcu değilken denize bakıyordum. Deniz denizdi. Ağaca bakıyordum. Ağaç ağaçtı. Kuşa bakıyordum. Kuş kuştu. Nurcu oldum dedim. Denize baktım, deniz değilmiş. Ağaca baktım, ağaç. Ağaca baktım, ağaç değilmiş nurculukta. Kuşa baktım, kuş değilmiş. Nurculukta dedim, ilerledim. Hepsi de dinliyor ha cenaze evinde. Belirli bir zaman sonra Risale-i Nur'a biraz vakıf olduktan sonra dedim. Baktım ki deniz deniz imiş. Ağaç ağaç imiş. Kuş da kuş imiş. Dedi ki hocam dedi. Niye değişti dedi. Aynı yere geldin dedi. Dolaştın. He? Dolaştın. Aynı yere geldin. Dedim ki ben değiştim. Geldi, oturdu, sarıldı. Kardeş, hayat tek yönlü demek altı veya üstü olmayan damağa benzer. Olayları yorumlayamazsınız, parçalayamazsınız, izah edemezsiniz, içindeki mesajı okuyamazsınız. Hayat tek yönlü olursa lezzet olmaz. Cennet olsa bile cehenneme döner. Adem Aleyhisselam'ın cennette olduğunu bilmiyordu. Çünkü tek yönlü bir hayattı. Hayat tek yönde akıyordu. Cahil, cahilliğinden cahildir.
Cahil. Niçin cahildir? Cahil. Cahilinden cahil olduğu için cahildir. Ondan cahildir. Cahilliğini bilse alimdir. Bir şey bilmiyor ama cahilliğini biliyor. İmam-ı Gazali diyor ki, ilim bilinmeyenden başlar. En büyük ceza, ceza verene ceza verememektir. Bir daha, en büyük ceza, ceza verene ceza verememektir. Sen birisi ceza verdin, için yanıyor ama ceza veremiyorsun. O cezadan beterdir. O adamın durumu. Cehennem cezadır. Cehennemden beterdir. O cehennemi sana veren kendi davranışlarına levmekbendir. Yazıklar olsun bana. Öyle diyecekmiş hadis. Lanet olası. Yazıklar olsun bana. Hak ettim ben bunu. Demek. Kendine levmetmek. Kardeşim, her hatıra gelene, her soruyu sorana cevap verme. Ben, bak kardeşim, her soruyu sorana, her hatırına gelene, her soru sorana cevap verme. Ben, affedersiniz, pisliğimi bile pis yere atmak istemediğim için her daim tuvaletim temiz olmasını isterim. Yeni gelenler şaşırmıştır ona. Ortadan girdik. Ortadan geldiler ya. Ne anlatıyor falan. Bak şimdi. Kardeşim. Her hatıra gelene, içimizden gelen, iyi değilsin, kötüsün, ölüyorsun, nabızın var, bilmem neyin var. Her hatırına gelene, her sana soruyu sorana cevap verme. Affedersiniz. Ben pisliğimi bile, tuvaleti bile pis yere atmak istemem. Hiçbirimiz atmayız. Her daim tuvalet taşımın temiz olmasını isterim. Ben tuvalet taşımın sarı olmasını da istemem. Ama pis yer. Pis yer, pisliğimi, özür dilerim yani bir şey anlatacağız. Pisliğimi attığım yerin bile pis olmasını istemem. Güzel haletlerini, pisliklere niye atıyorsun? Niye adama muhatap oluyorsun? Niye böyle duygularını, fikirlerini pis adamın içine atıyorsun? Atma. Çünkü değmiyor. Sana soru sorar. Dalga geçmek için. Sana soru sorar, soru şüphe takmak için. Sana soru sorar, makas koyup trenin yönünü değiştirmek için. Sana soru sorar, bir şey sana anlatmak için. Sana soru sorar, seni bir yerlere doğru suç işlemek için. Sana soru sorar, öğrenmek için. Herkese muhatap olma. Kur'an'da ve'ariz anil cahilin. Cahilden yüz çevir, iğraz et. Herkese güzel sözünü anlatma, verme. Her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde deme. Fırtınalı pistte uçak ya inmez ya da zor iner. Cümle cümle, konu değişti. Her cümle başka. Fırtınalı havada uçak pistte ya inmez ya da zor iner. Öyle mi? Pistini sakin tut ki uçak inmek istesin, kolay insin. Mesela pistte bir sürü uçaklar var. İstanbul pistinde uçak dolaşıyor da dolaşıyor. 20 dakika havada dolaşıyor. Niye inemiyor? Pistte yer yok. Hakikatler sana gelebilmesi için pistini boşalt. Zihnini olumsuz insanlarla, olumsuz şeylerle doldurma. Bunların en başında masumiyet gibi gözüken en büyük canavar haberlerdir. Çünkü günah olduğu için bazı şey filmler uzak durursun, günahtır. Ama buna günah diye demediğin için, masum olduğu için en büyük ihaneti sana o yapar. Niye? Yarım saat bir haberi 4 saat sıkıntısından kurtulamazsın. Hep olumsuzlukları pompalıyor sana. Hanginizi soruyorum. Haber dinledikten sonra şöyle yaptınız mı hiç? Of be! İyi ki seyrettim, haber dinledim ya. Ne kadar rahatladım ya. Of be, huzur varmış ya. Bunu dinlemeseydim huzuru kaçıracaktım. Böyle mi diyorsunuz? Lanet olsun. Nereden dinledim ya? Her tarafta olumsuz. Sineğin kanadı kopsa haber yapar.
Fransa'da bak tren kazası olmuş, 30 kişi ölmüş, Türkiye'nin haberi yok. Ya. Acayip bir şey. Haberlerde, evet sayın seyirciler, Antalya'dan Mersin'e uçmakta olan sineğin kanadı kırıldı, haber yapar. Ama şunu demezler, evet sayın seyirciler, Bingöl'de bir tekstil fabrikası hayırsever 100 kişiyi doyurdu ve giydirdi demez. Hep olumsuzluklar da var. Almanya sanayi devlet. Orada kalıyorum. Siz Fransa'da. Fransa'yı o kadar bilmiyorum. En fazla uzun haber 7 dakika. Bilmem karı gitti işte Tayyip'e. Görüştü. Anlaşma, bir türlü anlaşmalar yaptı. Biz de evet sayın seyirciler kapıda bekliyoruz. Bakayım ne diyecekler falan. Ne? Acayip dalga geçiyorlar. Çöp tenekesi. Çöp. La tuvalet taşın bile temiz olsun lan. Bir cemaati takip ediyorsun. Derdinin çaresini oradan değil, hariçte arıyorsun. Diyelim ki bir cemaate gidiyorsunuz. Dini bir cemaate. Ama derdin var tabii. Ailevi sorunlarınız var. Psikoloji bir şey var ya, bir sürü derdin var. Derdinin dermanına olmuyor. Başka bir cemaattan derman arıyorsun. Ama bir cemaate devam ediyorsun. O zaman arkadaşım, o zaman niye oraya devam ediyorsun ki? Cemaat nedir ki yani? Hem maneviyatımıza derman olacak hem de içsel alemimize. Madem derdine çare olamıyorsa, çare olanda olman gerekmiyor. Birisine bakıyorsun, bir gruba derman oluyor. Tamam, hangisi ise X ve Y. Dini cemaatler din değil. Dini cemaatler dava değil. Dava İslam'dır. Bunlar Burhan'dır. İslamiyet'i daha güzel yaşama vesilesidir. Hepsi öyledir. Aman bana gel, bana gelmesen işin kötüdür diyene gitme kardeşim öyle. Böyle bir şey yok. Niye geleceğim? Ne diyeceğim ki sana ya? Gelsen ne olacak? Gelmesen ne olacak? Gelsen senin menfaatin var. Gelmesen de senin. Kafana yatar, istifade edersin. Ya ben bundan istifade ederim. İstifade edersin. Aman ha geleceksin. Gelmesin yandım, piştin, köfte oldum. Böyle bir şey yok ya. O bize uydurduğumuz şeyler. Biz uyduruyoruz. Zeytinburnu'nda ders yapıyorum İstanbul'da. Yeni gelenler tabii, ben burada oturmuyorum. Zeytinburnu'nda ders yapıyorum. Dedim arkadaşlar, buraya gelmek zorunda değilsiniz. Niye? Bana kar vermiyorsunuz ki, bana zarardan başka bir şey yok. Daha niye diyeceğim ki aman gelin. Tuvalete giderseniz kağıt harcarsınız, çay içersiniz, harcarsınız. E bana ne karınız var ya? Bir de ben bu dersleri sizinle paylaşıyorum. Diyorlardır tabii mutlaka ayrıldık. Ulan manyak mı ya, deli mi ya? Herkes aman bana gel, bana gel diyor falan. Bak bu kafa, hakikaten kafa. Deli ya. O zaman ciddi de söylüyor. Ha, ben dinimi öğreniyorum, kendimi tanımlıyorum. Bana malzeme oluyor. Tamam gel, istifade et. Ama ben diyorsam, benim tipimde yani bu kürsede, aman ha buraya geleceksin, bundan dışında yok. Gitme kardeşim. Farz mıdır, vacip midir? Nerede yazıyor? Niye böyle tehdit ediyorsun cehennemle? Buradan gittin. Nereye gittim? Ya. Bunu bu kürsüden söylüyor. Ha? Orada oturup da söylemiyor. Hani ben böyle dinleyici makamda olsam, aa ben böyle derdim değil. Bak buradayken bak, 50 küsür yaşındayken. Yani bizi de sevenler, takip edenler o var olmakla beraber diyor. Niye tekim, ne kardeşim, istifade edeceksin, et ya, etmiyorsan etmiyorsun. O kadar. Peki gayem ne burada? Müslümanı meşgul etme, nereden istifade ediyorsa bırak gitsin. Belki bu balina balığı gibi fıtratı büyük. Ben de Karadeniz'im. Ya ben balina balığını Karadeniz'de nasıl büyütürüm ya? Ona zulüm değil mi? Veya sen çınar ağacısın. Ben de sana saksı vaat ediyorum. Lan saksıda çınar büyür mü? Lan tarlada büyür ya çınar ağacı. Bırak adam saksımı takdim etme. Tarlaya gitsin adam ya. Başka bir dini cemaat. Belki de tarladır. Gitsin oraya. Ben niye sıkıştırıyorum adamı çınarı? Ama öyle bir sıkıştıranlar ne yapıyor biliyor musun? Bu sefer çınar ağacını saksıya koyuyor. Saksıyı patlatıyor. Bak. Böyle de patlar. Cemaat için patlamalar böyle oluyor. Yol vermediğin için o da istidat ve kabiliyeti seni tepe takla ediyor. Allah'tan korkandan
Bak Allah'tan korkandan Allah her şeyi korkutur. Korkmayanı da her şeyden korkutur. Hadis-i şerif meal icmalisidir. Allah'tan korkuyor musun? O nispetten Allah senden korkutur. Allah ne kadar seviyorsan insanlar seni o kadar sevecektir. Allah'tan korkmuyor musun? Mahlukatta korkmayacak. Allah'tan Celle Celaluhu korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hazreti Ömer radıyallahu anh sözü. Bak ne bir okuyayım. Allah'tan korkandan başka güvenilir bir kimse yoktur. Allah'tan korkuyor mu? En çok güvenilir adam o adamdır. Allah'tan korktuğu için. Allah'tan korkmayandan kork diye bir tekerleme var ya Anadolu'da. Kork Allah'tan korkmayandan. Kork. Her şey yapar. Bir insanın zekası vereceği cevaptan yani sıra soracağı sorudan anlaşılır. Ha. Bir insanın zekası vereceği cevaptan yanı sıra bir insanın zekası vereceği cevaptan yanı sıra soracağı sorudan anlaşılır. Çünkü es-suali nisvilin sual sormak ilmin yarısıdır. Mesela paldır küldür böyle ders yapıyorum. Yani tevhidler şu anda akşamki ders değil de bir geçiş olsun diye yapıyoruz. Bir psikoloji dersi yapıyoruz. İmani ders yapıyorduk tevhid. Allah'ın ispatı bir yerde. Adam hocam bir şey sorabilir miyim dedi. Allah'ın ispatını yapıyoruz. Heyecanlı bir ders. Otobana araba çıkmış giriyor 200 yapıyor. Buyur kardeşim dedim. Mevzuyla alakalı bir şey soracak zannettim. Allah'ın ispatla alakalı bir ders. Dedi ki hocam sen cenaze yıkayabilir misin? Merak etme seni de yıkarız dedim ya. Ya böyle acayip bir şey ya. Başka? Aklını ve zekasını gizleyebilmek bu akıldan ve zekadan üstündür. Çok önemli. Aklını ve zekasını, meziyetini gizlemek meziyetten üstündür. Bir meziyetin mi var? Hafa turabında kalsın ki ne şu nema bulsun. Oradan çıkarttı. Yani aklını ve zekan var değil mi? Meziyetin var. Meziyetini gizleyebiliyorsan o meziyetten üstündür. İki türlü fıtrat vardır. Bir deniz, bir göl. Deniz fıtratı düşeni dışarıya atar, sahile atar. Göl ise dibe gömer. Bazı fıtratlar var, sır kübüdür. Bazısına vermez sırrı. Strasbourg Belediyesi'ne anons yapsan daha. Zeka merdivendir. Çıkan ise akıldır. Zeka merdivendir. Çıkan akıldır. Hiçbir yerden alıntı değil. Tamamen tefekkürden çıkan cümlelerimizdir. Doğru veya yanlış. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Var iken varlığını göstermek kolaydır. Fakat var iken varlığını gizleyebilmek daha zordur. Mesela Allah vardır. Ve kainatı yaratmıştır. Tamam. Mesela benim sesim var mı şimdi? Benim sesim benden daha açık değil mi? Ama görmüyorsunuz. Var olanı gizlemek, var olanı göstermekten daha zordur. Var olup gizli kalmak zordur. Anladık mı burayı? Bak, benim sesim, bu ses ruhtan, benim cesedimi şu anda aktif eden ruh ve benim sesim benden daha açıktır şu anda. Sizi etkileyen ben değilim, sesimdir. Sesime uygun davranış yaparsam siz daha etkilenirsiniz. Bak ses benden daha açık iken benden gizli. Allah da böyle. Allah kainatın sahibidir ve kainattan öncedir, yapandır. Ama var iken gizlenebilmesi zordur, zoru yapmış. Ses vardır ama gizlidir. Ses var iken açık olması kolaydır ama var iken gizlenmesi zordur. Zor iş. Ruh da gizlidir. Mesela odun. Odun açıktır. Odundan zordur odunun içerisindeki nuru yapmak. Odundan zordur odunun içerisinde dumanı yapmak. Bir de okuyayım cümleyi. Var iken varlığını göstermek kolaydır. Fakat var iken varlığını gizleyebilmek daha zordur. Ey şiddeti zuhrundan
ve azamet-i kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Çünkü Allah'ı gizleyen iki tane örtü vardır. El azametu izar vel kibriyayı ridai. Azamet ve kibriya onun örtüsüdür. Zeka merdivendir. Akıl ise onu sanata dönüştürendir. Biraz önce merdivende yürüyendi. Bak, zeka merdivendir. Akıl ise onu sanata dönüştürendir. İnsanın özgürlüğü ve hürriyeti sana yapılan kötülükte takındığın durumundadır. Mesela Alparslan. Dün neredeydin Alparslan? Unuttuğumu zannetme. Bak işte. Alparslan bana bir davranış yaptı. Ben de ona bak şimdi hür ve köle ki. Bak ailevi münasebetlere bakın. Karı kocaya bakın şimdi. Köle ve hür adam kimdir? Bana ölçüye bak. Aslan bana, Alparslan bana bir kötülük yaptı. Diyelim. Ben de bana böyle mi yaptın? Aha ben de sana böyle yapıyorum. Benim bu davranışımı ben istediğim için yapmadım. Onun davranışına mecbur oldum. Öyle değil mi? Sen bana böyle yaptın. Ben de sana böyle yapıyorum. Bu kim? Köle ruhludur. Çünkü benim davranışımı sen belirliyorsun. Ama insanların davranışına hiç kana almadan yaşayabiliyorsa hür adamdır. Çünkü kendi istediği gibi yaşıyor. Ama birisi bana kuyruğuma bastı mı, he sen dedin ha, al da ben de sana böyle derim. O zaman ben kimim? Köle insanım. Anlamadığınız cümleler olsa sorun. Yaptıklarımdan sorumlu olduğum gibi yapmadıklarımdan da sorumluyum. Onun için böyle bir duam var benim. Ya Rabbel Alemin, Allah'ım, haşir meydanında niçin yaptın, niçin yapmadın sorusunu sormaya sebep olan işleri bana nasip etme. Niçin yapmadınız bana o şeyi nasip etme. Onu soracağım bir şeyi nasip etme. Niçin yapmadığını da nasip etme bana. Ki sen de sorma. Bir de bir kaza namazım hakkında dua var. Peki işinize yarar. Ya Rabbi, kaza namazımı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kaza namazımdan hesap sorma. Bu Lazca bir dua. Sen nerelisin? Samsun. Sana yakışır. Allah Allah. Ya Rabbi kazamdan hesap sorma. Şey, kazamı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı almışsa, alacaksan hesapta sorma. Şey garanti almış gibi oluyor. Ama başlamasan olmaz. Başlayıp diyebilme. Bunu o diyebilir. Ya Rabbi başladım, bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksa, aldınsa bana hesap sorma. Çünkü başlamışım. Başlayacaktım yok. Ne yaparsan yap, yılan ile yengeç doğru yürüyemezler. Ya kardeşim 100.000 defa dedim buna ya. Anlamıyor. Süt seni. Ne yaparsan yap, yengeç de yılanı düzeltebilir misin? Ona mutlaka yamuk yürüyecektir ya. Yengeci bilmeyen var mı? Yan yan gidiyor. Tipi yüzü böyledir, bu böyle böyle gider. Ulan gitsene böyle. Yılan da böyle gider. Ulan düz git. Onun yürüyüşü düz değil. Bazı insanlar yılan gibidir. Bazısı da yengeç gibidir. Bazısı da akreptir. Akrep, soğumak, sokmaktan lezzet alır. Kördür akrep ama. Kör, hakikaten öyledir. Bazıları da insanların feraseti bitmiş. Feraseti, dirayeti, basireti, kemalatı yok. Kör. Akrep gibi bu sokar. Onun artık lezzeti sokmak. Ya bu adama ben bu kadar iyilik yaptım ya. Şu kör olası ya. Dizine dursun senin ya. Ne biçim adamsın lan. Ne nankörsün diyoruz ya. Kardeşim adamın fıtratı akrep. Suya düşmüş akrebi. Derviş çıkarmak istemiş. Tuttum çıkartacak da orada. Orada bile ısırmış. Lan seni çıkartacağım ya. Fıtratı bu. Onun için kızma sana yapılan kötülüklere. Fıtratı bu kardeş. Senin için mi fıtratını değiştirsin? Adam
herkes yaptıklarının altındadır. İmam Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh, kişi dilinin altındadır. Başka, gecenin en karanlık anı şafak sökmesinden az öncedir. Gecenin ortası değil. Şafak sökecek ya, en karanlık an odur. Yani dayanamadın değil mi sıkıntıya? Abi dayanamıyorum hocam, dayanamıyorum. Abi zihre yaptı. Şimdi innemal usri yusra. İnnemal usri yusra. Her inişte, her inişten sonra bir çıkış var. Bir tanesi telefon ne diyor? Abi, abi kuyudayım abi. Abi yardım et abi. Abi yardım et. Hani böyle tekil. Abi yardım et. Dur, dur. Neredesin, neredesin? Abi kuyudayım, abi kuyudayım. Bak bakayım dedim, aşağıda gidecek yer var mı? Abi kuyunun dibindeyim, abi gözünü seveyim, abi dipteyim. Bak dedim ben sana, ne diyorsam onu yap. Bak aşağıya gidecek yer var mı da? Abi yok dedi. Hah, şimdi çıkma zaman. Eğer varsa biraz daha iyi. Çünkü inip hızlanmak içindir. Niye? Böyle oku yaydan gönderemezsiniz. İlle geri çekmeniz gerekiyor ki ileri gitsin. Geri çekilmeden ileri gitmek nerede? Hah, dibeneceksin ki sıra çıkmak. Elinde neyin varsa o senin dürbünün olur. Mesela bir tane birisinin sözü, bu benim değil şu anda söyleyeceğim. Adamın elinde sif çekiç varmış. Her şeyi çivi görürmüş adam o zaman. Elinde çekiçten başka bir şey olmayan bir adam her şeyi çivi görüyormuş. Hep çakmak zannedermiş. Hayat hep çakmak zannedermiş. Olabilir sökmek var ya. Bir hoca arkadaşım var. Kurs hocası, biraz latif yapıyoruz Muhammed. Delikanlı, senin adın ne? Yunus'um. Biz de latife yapıyoruz ya, şaka yapıyoruz. Dedim ki hocam, kurs hocası, cumada kıldım. Ulan seni ne zaman cuma kılacaksam hep para istiyorsun. Ya benim için istemiyorum. Tamam anladım, dur. Lan sizin dedim, can vermeniz çok zor olacak dedim ya. Niye dedi hocam dedi ya. Beni de çok seviyor. Vesvese dersi yapmıştım ona. Lan hep alıyorsunuz, alıyorsunuz. Vermeye alışmadınız ki, canı nasıl vereceksiniz ya? Ama veren, bu halk var ya, vere vere canı da verir. Alışmış zaten vermeye. Sen hep aldın, hiç vermedin ki. Lan onu da doğru söyledin dedi ya. Acayip bir şey ya. Şaka demiyorum ha. Nasıl vereceksin ya? Vermeyi yapmamışsın ki. Yunus. Yunus. Senin içinden diyorlar, alan manyağın delinin önüne geldik ya. Merak etme. Bunlar hiçbirisi tam akıllı değil. Bak. Elinde neyin varsa o senin dürbünün olur, gözlük olur. Onunla bakarsın. 100 bin liram var. 200 bin liralık düşünmezsin. 100 bin liralık düşünürsün. 50 bin liralık da düşünmezsin. Elinde lise diploması var. Ona göre iş bakarsın. Elinde ne varsa o senin dürbünündür. Boş dünyayı boş verirsen rahat edersin. Boş dünyaya boş verirsen rahat edersin. Boş dünyayı doldurmaya çalışırsan dolduramazsın. Yapmadığımız kolay işlerin birikmesinden zor işe dönüşür. Yapmadığımız işler var ya, sonra yarın yaparım. Kolay işte mi? Yarın yaparım. Yarın yaparım. Yapmadığımız kolay işler birike birike yapılmaz hale gelir. Zorlaşır. Zor zannettiğin o işler yapmadığın işlerdir. Daha önce yapmadığın önermelerini yapmamışsın. Diyorum ki sıkıntın var. Hizbul Kur'an oku diyorum. Abi Kur'an okumayı bilmiyorum. Latince okusam olur mu? Olmaz. Helak. 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 Tıraş etti. Yok etti. Yarattı. 3 tane he. Ne anlatacağım şimdi? Diyorum ki hastalığına Hizbul Kur'an okuyacaksın. Bırak namertlere ya cincilere mincilere, ne düşüyorsun? Ne alakası var? Ne yap? Daha beter edeceksin. Psikolojim bozacak. Oo, sende 7 tane var. Zıkkımın kökü var 7 tane. Çıkart o zaman. Nerede 7 tane? Nerede buldun? Vahiy mi geldi sana? 7 tane var. Bir de düşman öğretiyor. Senin en yakını sana sihir yapmış. Kim diyemem. Sen de düşman öğretmeye başladın. Ulan hallam mı yapmış, teyzem mi yapmış, gelin mi yapmış, görümcem mi yapmış? Düşman öğretmeye başladın. Müslümandan Müslümanı kim başladı? Ya ne yapacağız kardeşim? Hizbul Kur'an okuyacaksın kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de 6666 tane ayet var. Bu işte aklı
aktif etmek yani. Aklı inşaattan, aklı inşa, kalbi iyi hayata aktif eden ayetler var bin tane. Şunu, şunu seçmiş Bediüzzaman Hazretleri. Bir kitap haline getirmiş. O kitabın adı Hizbul Kur'an'dır. Oku, bak şimdi. Bilmiyorum dedi. Ya, iman ettiğin Kur'an'ı, kaç yaşındasın dedim, 46 yaşında. İman ettiğin Kur'an'ı bilmiyorsun okumayı. Ona sana dese ki Nükel Mekir vefat ettin. Men Rabbuke, men Kitabuke, men Nebiyike. Men kitabı, kitabı nedir? Kur'an. İman ettiğin kitabı bir sayfasını okusana dese. Vallahi iman ettiğim kitabı okumayı bilmiyorum. Allah Allah. Şimdi niçin dedim biliyor musunuz? Yapmadığımız kolay işlerin birikmesinden işler safa sarar. Bak Kur'an'ı okumayı bilmedik. Lazım olduğu zaman ne yapacaksın şimdi? Başka ne kadar az bilirsen o kadar az kızarsın. Aydın, evde çok kızıyorum abi, şeyde kızıyorum. Bunun çaresi biraz kafandan sil beynin, bilgiyi sil. Ne kadar az bilirsen o kadar az kızarsın. Ne kadar çok bilirsen hadiselerin o kadar rahatsız olursun. El cahilün cesur, cahil de cesur olur. Çocuğuna küçük şeylerden memnun olmayı öğretirsen, ona büyük servet bırakmış olursun. Ben öyle insanlar biliyorum ki, buraya Fransa'da fazla kalmadım. Şuraya buraya gittim ama Almanya'da biliyorum. Samimi söylüyorum, itimat edin bana. Hem imamlık yaparken, hem konferanslar verirken, hem beni özel davet ettikleri zaman görüyorum. İnan bir şehri ver, şehri kıza, şehri. Vallahi memnun edemezsin. Öyle insanlar biliyorum kafamda. Küçük şeylerden memnun olmayı beceremedikleri için şehri ver. Strasbourg'u komple ver, memnun edemezsin ya. Arkadaşlar hep ağzımız yoka alışmış. Yok, o yok bu yok. Lan mevcuda bir bak bakayım. Nimet Allah'a latun suha. Nimetleri saymaya kalkın, sayamazsınız diyor Allah. Latun suha. Sayamazsınız. Hep yoka alışmış. Elindekini bir fark et baksana ya. Yaşadığını farkında mısın ya? Bugün yaşamışsın biliyor musun? Bugün gözü kullandın, bugün böbreği kullandın, bugün güneşi kullandın. Güneşin faturasını verse kaç para verecektin? Telefonun faturası var mı? Şey abi, var değil mi? Güneşin faturası gelse ne yapacaksın? Ya. Var mı Yunus senin telefonun faturası? Var değil mi? Kontrol var vesaire. Bir de akciğerin faturası gelse. Bir kontrol. İki kontrol. Üç kontrol. Sen ne yaptın ya, bizi batırdın sen. Ya ama Allah bu konturu eğer hayırda oldu mu sevap yazıyor bir de. Ama Allah dese ki her gün 100 kontur var konuşmaya. Ağzınıza bağladın. 100 kontur bitti mi ağız kilitlenecek. Yalan konuştunuz 5 kontur otomatik gidiyor. Gıybet ettiniz 10 kontur. Normal kontur konuşursanız 1 kontur. 100 kontur günde var. Sabahtan kaça kadar bu 100 kontrol dayanır? Muhammed senin kaça kadar dayanır sence? Abi sabahtan konuşursak yataktan kalkmadan biter. Biz de Mert konuşur mu? Şöyle konuşurduk artık. 100 kontrol var ya. Hiç konuşmayız ki artık. Sen anla. Şimdi bak bir tanesi. Niçin bunu yazdım biliyor musun? Ha buraya bak geldi de yazdım da. Bak şimdi. Bir yere gittim akrabama, 2-3 kişi maç seyrediyorlar. Oo hocam hoş geldin, hoş geldin. Hocam, oturduk gittik işimize. Beraber seyrettiler ya. Ben gözümle gördüm, iddia etmiyorum, gözümle gördüm. Maç bitti. Oo hocam nasılsın? Tamam, tamam. 3 kişi beraber seyretmedi mi? Birbirlerini anlatıyorlar şimdi. He ya şurada tabii ya falan. Lan uzaktan bak, ona dedim siz seyretmediniz mi? Kim, bu da biliyor zaten, niye anlatıyorsunuz? Ben seyretmedim, bana anlat. Şimdi bunlara 100 kontrol yüklesen kaç dakikada biter? Ya deli olacağım ya. Dedim ki siz kime anlatıyorsunuz? Bu da seyretti zaten. Diyor ki hey ya hakikaten dedi. İyi ki Allah kontrola bağlamadı. Ama ahirette soracak tabii kontrolü. Sana 100 kontrol vermiş. 100 kontrol da göze bağlamış. Normal baktın 1 kontrol. Harama baktın 5 kontrol. Diziye baktığın şansın yok. Direkt 10 kontrol gidiyor kafadan. Kaç saat dayanır 100 kontur? Evet.
Çocuğunuza büyük servet bırakmak istiyorsanız küçük şeylerde memnun olmasını öğretin. Memnun olsun. Nasıl olacak? Onu da sen öğrenirsin. Küçük şeyleri şöyle, küçük şeylerin olabilmesi için Allah lazım, onu gösterin. Bir elma küçük şeydir. Ama dünyanın dönmesi, dünyanın eğikliği, nem derecesi, güneşin varlığı, tamam mı? Toprağın varlığı, havanın varlığı, yani bunları gösterin. Bir şey nasıl vücuda geliyor? Yavrum bu ne kadar büyük nimettir. Küçük şeyleri şükretmesini öğretirsek ona büyük servet bırakmış olursun. Yoksa verirsin Strasbourg'u, hiçbir memnuniyet yok. Hayır baba, hayır. Lütfen. Ya çocuk mu, sabun mu belli değil. Karakter oturmamış. Hayır, lütfen. Hayır, olmaz olmaz. Acayip bir şey. Otur desen oturmaz, kalk desen kalkmaz ya. Sus desen susmaz, konuş desen konuşmaz. Acubi hilkat. Çalışmak, meşgul olmak bizi, çalışmak, meşgul olmak bizi bir, çalışmak, iki türlü doktor öneriyorum. İki türlü doktor. Bazılar diyor ki hangi doktorla orta çalışıyor? Sen de çalışıyoruz. İki türlü doktor öneriyorum. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Yani Allah'a teslim olmayı becermemiz lazım. İkincisi, meşguliyet. Eğer çalışmak ve meşgul olmak olursak bizi ne yapar? Bir, can sıkıntısından kurtarır. İki, kötü alışkanlıklardan. Üç, yoksulluktan kurtarır. Hatta ben çalışmayı tedavi olarak görüyorum. Mesela diyelim ki 10 lira para alıyorsun çalışıp. Ama yol masrafı, gıda falan giderin 12 lira buluyor. Git boş kalmaktansa 12 lira harca, 10 lira kazan ama boş kalma. Çünkü ben işi tedavi olarak görüyorum. Üstad bir yerde diyor ya, en sıkıntılı insan çalışmayan insan. Evet, tembel insan. Oral onlardan şey cümlelerim. Bize dönüştürün bunu. Kendinizi ne zaman nokta olduğunu hissedersen, şeceri-i kainatın noktası sen olduğunu idrak ve şuur etmiş olursun. Cümlenin noktası sensin. Senden sonra yazı yok. Nokta 30. sözden çıkartmışız. Ene ve zerre. Ne demek? İnsan ene ve zerredir. Elif ve noktadır. Nokta ne demek? Yazdın yazdı. Dır. Nokta. Tamam. Bitti. Ondan sonra yazı yok. İnsan ve Allah. Allah bu kadar 18 bin alemi yarattı. Bütün süreçleri getirdi insanlar. Nokta. Daha yok. Daha baş harfli devam yok. Kimse için hayal kurmazsan, kimse için hayal kırıklığına uğramazsın. İsmail, Yasin, şöyle bir adam, böyledir. Beklentini az olursa insanlardan rahat edersin. Onlar için hayal kurarsan, böyle büyük beklentiler kurarsan, büyük hayal kırıklığına uğrarsın. Hani diyoruz ya, hayal kırıklığına uğrattın beni. Çünkü onlar hakkında büyük bir hayaller kuruyordu. Hayatın, bedenin geri vitesi yoktur. Tık tık tık. İmam Gazali diyor ki, saat var ya saatin. Tık tık tık. Saatin tıklaması diyor. Saatin tıklaması değil. Senin adın neydi? Yasin. Yasin. Vay be, iki tane Yasin. Bak Yasin, senin adın? Veysel. Saatin tıklaması, İmam Gazali diyor ki, kabre giderken diyor, ayağınızın sesidir diyor. Saatin tıklaması değildir diyor. Abbas, nasıl bir cümle? Süper. Ya acayip bir şey değil. Saatin tıklaması değilmiş. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Bak ne diyor? Yani hayatın geri vitesi yoktur. Şimdi bir şey, psikolojiye gireceğim. Mesela bir saniye öncesine gelebilir misiniz? Bitti. Hayatın geri vitesi yoktur. Yalnız dikiz aynaları var. Arabaya giderken dikiz aynası var. Sağ sol aynalar var. Bakın ileriye bakıyorsunuz değil mi? Dikiz aynası. İleriye doğru bakarken arkayı seyrediyorsunuz.
Arkaya bakmak için arkaya bakmıyorsun. Arkaya bakmak için öne bakıyorsun. Ve sağa sola bakıyorsun. Hayatın dikiz aynası, hayatın geri vitesi yoktur. Yalnız hayatın dikiz aynaları var. Bazen seyret, oraya yani geriye dalarsın, kaza yaparsın. Geri gitmeye kalkarsan, öne bakıyorsun ya. Öne bakıp dikiz aynasında gördüğün ön tarafta değil. Oraya aynada gördüğüne gitmeye kalkarsan, ileri gidiyorum diye geri gidersin. Burayı da hayal edersen, gaza basarsan daha beter uzaklaşırsın. Kardeşim, psikolojik sıkıntılar var ya, kriz geçirdi. Kriz geçirdi, atak oldu, tekrar etti. Sizin tıpta derler, atağın tekrarı yoktur. Diyecek kişinin kızacak bana. Yenidir, eski yok. Çünkü hayatın tekrarı yok. Peki nedir o? Bir kaset çaldınız. Kaseti çaldınız, Kur'an okudu. Yarın bir daha çaldınız, bu tekrar değildir. Bu yenidir. Yeniden dinliyoruz. Hayat nedir? Tekrar yok ki. O zaman şerittir. Fabrikadaki şerit gibidir. Eşyalar, hadiseler şeritin üzerine konulan malzemelerdir. Peki nedir? Ama düne benzediği için tekrar zannediyor. Düne benziyor. Çünkü niçin o tekrar oluyor? Hafızada o hadise var. Aynısı düşündün. Acaba olur mu? Hastaların çoğusu sen bilirsin. Düzeliyor. Bana böyle telefon eden var. Hocam. Buyurun. Neticeyi söylüyorum. Ya ben dedi. Aynı oldu. Üç buçuk seneden beri herhalde demişti. Ben dedi ilaç kullanıyordum. Derslere gidiyorum, Hizbul Kur'an okuyorum, Hizbul Hakayık okuyorum, haftada bir cüz okuyorum, derslere de gidiyorum, Risale okuyorum. Asay Musa, yok. İki haftadan beri kriz yok. Sıkıntım yok diyor. Ya ilaç da bıraktım diyor. Yani biraz dedi acaba hakikaten şaşırdım diyor, kriz niye gelmiyor dedi ya. Krize davet bekliyor yani kriz niye gelmiyor diyor. Ona şaşırıyor. La gelmez tabii ama şimdi davet ettin, aynısı olacak şimdi. Aynısının olmasının sebebi, düşünerek o kaseti yeniden player'ine basıyorsun. Ama dün çalarken saat 2 idi, bugün belki de 7'dir. Aynı şey hafızada olduğundan ama o zaman gitti. Tekrar değil, yeni bu. Bazen seyret hadiseleri, oraya geriye dalarsan kaza yaparsın. Çünkü akıl baktığı yeri düşünür. Akıl buraya bakarken burayı düşünmez. Sofrada da öyle. Gözün neredeyse elin oradadır. Elin neredeyse gözün oradadır. Aklın da oradadır. Duygun da oradadır. Herkes sofrada ayrı tabakta. O orada yiyor. Orada çay içiyor. Mutfakta hanım. Kız odada. Oğlan bilmem nerede. Sen de balkonda çay içiyorsun. Onun tadı mı olur? Aynı yere el gider. Aynı yere göz giderse aynı yere düşünceler gider. Aynı yere düşünce gittiği yere duygular gider. Duygu zenginliği yaşarız. Ezan okundu mu? Olmuş. He? Olmuş adamım. Tamam. Ve ahir devahum en elhamdülillah rabbil alemin. Yani biz namazdan önce böyle şey geçmesin diye dolduralım diye bir ders yaptık. Esas inşallah şeyden sonra yaparız. El Fatiha temas selavat.